Tarih Sohbeti. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbetine daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Bugünkü tarih sohbeti programımızda sizlere Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Harbi öncesinde de 1900'lü yıllarda Batı ülkelerince belli bir plan dahilinde imha edilmesi, sonlandırılması, kalıntıları da varsa Osmanlı Devleti'nin unsurlarından, gayrimüslimler değil tabii, Müslümlerin tekrar, hani bunlar Batı'nın insanları, kibar insanlar ya efendim, soy kırmazlar ya, soy sürerler efendim. Soy sürerler, soy sürmek, soyu süründürmek demektir. Soyu sürmek, süründürmek demektir. Göçe zorlamak demektir. Bugün de aynı şekilde Batı, Doğu ve Afrika ülkelerinin insanlarını neredeyse 5 milyara yakın insanın içinden, Çin'de dahil, Hindistan'da dahil, ülkeye gelenleri, Türkiye'ye gelenleri söylüyorum, insanın içinden her sene milyonlarca kişi aç kalmaları sebebiyle ölümü de göze alarak artık çıkıyorlar, herhalde helalleşip çıkıyorlardır. Efendim, çoğu Müslüman olmak üzere Batı'ya gidiyorlar. Niye gidiyorlar? Ya geldiniz, bizi kuruttunuz. Bir deri bir kemik bıraktınız. Bakalım bize siz ne kadar bakacaksınız? Biz size 100 yıldır bakıyoruz, 200 yıldır bakıyoruz. Siz bize nasıl bakacaksınız diyor. Onlar da duvarlara, hudutlara duvarlar çekiyor. Jiletli koruma telleri çekiyor. Olmadı komando birlikleri getiriyor. Mevziler kazıyor. Bazıları da hakikaten koskoca duvarlar örüyor. Üstelik de o mültecileri kendi ülkelerine geçirmedikleri gibi hudutta bekleten diğer devletleri de dünya harbiyle tehdit ediyorlar. Peki ya siz bunların ülkelerine giderken, oraları sömürürken, hani insan bir yere gitse, çaya gitse taş getirir efendim. Rahmetli bir arkadaşım vardı. Öyle derdi, çaya gitse insan taş getirir derdi. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Çok hizmetlerde bulunmuştu Adnan Uncuoğlu abimiz. Sen de gittin, Vietnam'ı sömürdün, Kore'yi sömürdün, efendim en son Irak'ı sömürdün. Daha çok var da bir baştan bir sondan vereyim. Arası da hepsi küllühüm diyeyim dedim. Bunları aldın, biraz da bize gönderdin mi? Yok, size Kore'ye asker göndermeniz için biz gemi gönderdik, daha ne istiyorsunuz ya? Ya kendiniz gelin arkadaş, NATO'nun mecburiyeti bu deseydik, o zaman Türkiye gelmezdi ki. O kadar da değil, biraz masraf edecekler tabii. Ondan sonra da Kururu'da Türk Tokayı'nı Kızıl askerlerin önüne atıverecekler. Atıverdiler. Türk'ü test etmiş oldular. Şimdi Türk'ü test etmek bir tarafa, Türk'ü durdurmak için ne yaparız diyorlar. Çünkü yakın zamanda yaşanan Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki harpte Ermeni devleti kendi bölgesinin haricindeki ve kendilerinin siyasetine, yani Batı devletlerinden, hangi devletler Ermeniler kışkırttıysa, onların menfaatine harbe sokulduğunu Ermenistan geç anladı. Evet, geç anladı. Ya dedi, meğer bizi Amerika, İngiltere harcamış.
Yani pilotsuz hava araçlarıyla darma duman olduk. Ya bir de bunlar pilotlu gelseydi? Efendim pilotsuzlar daha iyi falan. Yok efendim, yani insanın kullandığı şey inkar edilemez. Hele hele Türk pilotlarının kullandıkları hava araçlarının başarısı hiç tartışılamaz. Şimdi Türkiye ilimde, fende öyle bir yere geldi ki sadece şöyle koca tren geçerken efendim geçitte arabası istop etmiş bazı insanlar vardır. Bari arabayı kurtarayım der, arabadan kendi atlar, tren ezecektir, dur dur diye makiniste yalvarıyordur. Nereden dursun makinist ya? Şimdi Türkiye ile vaziyetleri bu hale geldi. Türkiye 1993-95 arasında televizyon, özel televizyonlar, sihirli kutu bilmem ne diye başlayarak yayın yaparken TGRT'de yayına başladı. Fakat ne zor şeymiş, kara yayıncılığı. Şehirlerde tepeler arandı. Edirne'de işte Buçuktepe, aman Buçuktepe'ye anten kuralım. Bursa'da işte Uludağ'ın etekleri de. İyi de Uludağ'ın eteğine kuruyorsun. Uludağ'ın arka tarafına Orhaneli'yi görmüyor anten. Niye? Bursa'yı görüyor. Haydi ne yapacağız? Çok zor, hem de pahalı. Vericiler pahalı. Çok güçlü verici koyamıyorsunuz. İşte frekans meseleleri çıkıyor. Ve TGRT gitti İngiltere'den çuvalla para dökerek uydu kanalı kiraladı. Uydu kanalı. Yani İngiltere'nin ihracat kalemine girdi Türkiye'den alınan uydu kirası. Mal satmış gibi oldular. Kanal kiraladılar. Şimdi Türkiye gökyüzünde, semada, kainatta dolaşan uydunun sayısı kaç oldu bilmiyorum. Şu anda 5'i fırlattılar. 6 da çok yakında inşallah fırlayacak, fırlatılacak diyor devlet adamlarımız, büyüklerimiz. Böyle bir Türkiye'yi hayal edebilir miydik? 1955'te Ruslar, işte Sputnik'ti galiba bildiğim kadarıyla, ben lisedeyken efendim bir araç fırlattılar. Kuleli Askeri Lisesi'nin denize bakan, boğaza bakan kısmında güzel balkonu vardır. Böyle çay içilecek yerinin, kantininin olduğu yerde. Çıkar gökyüzündeki parlaklara bakardık. Bunlardan hangisi acaba Sovyet uydusu diye. O okulda okuyanların hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay olacak insanlardı. Biz bilmiyorduk ki, memleket bilsin. O memleketin koruyucusu olacak olan ordumuzun, koruyan ordumuzun elemanları, idarecileri bilmiyorlar ki bugün Türkiye buraya geldi. 60 senede buraya geldi. Elhamdülillah ki. Veya 70 senede. Hele hele son çeyrek asırın biraz daha aşağısındaki olan kısımda Türkiye'nin attığı adımların artık genişliğini adım ölçerler falan sayamıyor. Ben gerçeği söylüyorum. Kendi hissettiklerimi söylüyorum. Etrafıma da söylüyorum. Ben bundan hiçbirini hayal edemezdim diyorum. İşte o Amerika Birleşik Devletleri İngilizlerle el ele verip Osmanlı Devleti'ni 1900 yılından itibaren gizlice işgale kalktılar. Bunları bir müddet sizlere verdim. Fakat Avrupa'daki din, bilhassa İslam karşıtı idareciler tarafından kanunlar çıkartılarak parlamentolarınca Müslümanlar mahkum edilmeye, dinlerinin icabını
yapamamaya itilmeye başlayınca bendenizde acizane kendim düşündüm, taşındım, ne yapayım? İspanya'daki Engizisyon'u, çünkü o da Batı'nın liderliğine oynayan bir devletti. Papa'nın gözüne giren Avrupa'nın lideri oluyordu. Şimdi kim var liderleri? Ya Avrupa Birliği ya, ne devasası kardeşim ya. Ne devasası. İşte pandemi Avrupa Birliği'nin üyelerinin ne kadar birbiriyle samimi olduklarını gördüler. Hiç. Yani etrafta ne der ya, bari ayıp olmasın diye biz böyle kol kola girelim ama işimizden düşmanlığımızı yapalım, onu da demediler. Dıştan her devlet diğer üyeleri kendi felaketleriyle, dertleriyle baş başa bırakıverdi. Yakın bunun tekrar böyle veraset savaşlarına kadar gideceğini bekliyoruz. Yani ben görmem. Görürseniz ruhumuza bir Fatiha gönderirsiniz. İşte 1907-14 aralığında, yani bugünden 120 seneye yakın evvelinde, 1907'de bir Amerikan radyosu, Herald Volume, 14 Aralık 1907'deki haberinde, televizyon yok ya, devrimciler öldürüldü. Bir Makedon katil, meşhur devrimciler Boris Safarov ve Garbanov'u Garbanov'un evinin dışında vurarak öldürdüler. Bir terörist katil, efendim, iki tane gene kendilerinin dava arkadaşı gibi duran Ortodoksluk davası, Ortodoksluk davası, Katoliklik davası, Makedonya'da, Osmanlı toprağında, Osmanlı'nın öz be öz toprağı olan yerde evinden çıkarken öldürüyorlar. Ya peki bunlar Osmanlı'ya karşı sırt sırta değiller miydi? Önlerini açık görünce artık arkadaş, lider biz olacağız. Efendim, her darbe, her ihtilal, her teröristlik ekibi azıcık muvaffakiyetin ucunu görürse döner hemen etrafını yok eder. İttihatçılar böyle yaptılar. İttihatçılar böyle yaptılar. Şu andaki meşhur terör örgütleri de neleriyle meşhur? Cinayetleriyle meşhur. Terörist demek, can hırsızı demek. Can hırsızı. İnsanların canını çalıyor. Parasını değil. Para gider, gene gelir. Bir daha gider, bir daha gelir. Ama can gitti mi gelmez. Bugün Batı, Türkiye dahil, efendim, şarkı Karayip deniyor bu bölgeye. Yakın Doğu. Kariben, yakın demek. Karayip. Şarkı Karayip denilen bölgeyi 125 yıldır, hatta 150 yıldır Batı kan ağlatıyor. Bu bölgelerde 100 yaşını insan bulamazsınız. Niye? Adamlar yaşamaya fırsat bulamadan öldürülüyorlar. Ondan. Evet. Devrimci. Adları bunların ne? Makedon devrimcileri. Kimi devrimciler? Osmanlı'yı devrimciler. Bu haberi kim veriyor? Amerika Birleşik Devletleri veriyor. Olay nerede olmuş? O günün
haberleşme, yani bugün gençlerin anlayacağı dilde iletişim imkanları, olanak sözünü hiç sevmiyorum. Yani genç kardeşlerim kusura bakmasınlar. Olanak kelimesine ayrı bir nefretim var. İmkanları, haberleşme imkanlarının çok dar olduğu bir yerde şu anda bile uçakla 10 saatte gidilen Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağında bir radyo istasyonunda en mühim haber olarak veriliyor. Vay be! Amerika kendisi, Kuzey Amerika bölümün Amerika kıtasının halletti haberlerini. Güney Amerika'dakiler kana alıyor, halletti. Avrupa'dakiler halletti. Osmanlı'nın Avrupa toprağında olan Makedon tebaasının içerisinde bir çeteyi tetikliyorlar. Şimdi Türkiye diyor ki Suriye'deki çetelerin koruyucusu ABD'dir. Yapma ya, Amerika yapıyor işte kardeşim, işte ha yapmış. Alışmış. Affedersiniz, kudurmuştan beterdir derler. Burada da liderlik davası, mamayı kapma davası. Demek ki bütün teröristler evvel emirde kendi oturacağı koltuğun ne kadar santim, ne kadar metre daha yüksek olacağının davasındadır. Öyle Kürtlük davası, bilmem şu bu davası falan değil. Tek mesele budur. Yani şimdi sokak köpekleri işte çocuklara saldırıyorlar falan filan. Vay, yasak. Yasak olan köpekleri de besliyorlar. Anneler babalar da hakikaten diken üstünde duruyorlar. Ya ne olur evinizde tavuk falan yediğinizde kemikleri çocuklara okula giderken bir torbaya koyun verin. Gördüğü köpeklerin o piliç kemiklerini, yani iri tavuk da olmasa olur, et kokusu olan bir şeyi atıversinler, çocuklara hiçbir şey olmaz. Yani köpekleri aşağılamak için söylemedim. Onlar, köpekler kendi beslenmeleri için, hayatta kalabilmeleri için etraftan bir şeyler yemek istiyorlar. Peki bu insanlar, işte bu insanlar da adı insan ama sıfatı değil. Sıfatı köpekler gibi sadece sevki tabiilerine, doğal iticilerine bağlı. Nasıl söyledim ama yeni Türkçeyi? İticilerine bağlı. İşte bunların başı Garibaldi'ydi efendim. Biz bunların gömleğini giye giye etrafımıza hava atardık. Garibaldi gömlekleri diye. Şimdi o markayla ilgili söylemiyorum. Bu ismi vermeleri bilmiyorum neydi. Neden öyle meşhur oldu onu da bilmem. Kimsenin ticaretiyle de böyle zarar verecek şekilde uğraşma hiç niyetim yok. Tüccar değilim çünkü, ticareti de bilmem. Garibaldi'den yardım isteyince reddedilen Makedon lider Boris Safarov. Allah Allah, bu isim ne? Bu isim de Rus ismi. Ya Rus çarları boş mu duruyorlar? Efendim, yine bir Makedon tarafından arkadaşı ile beraber, yani Garbanov denilen arkadaşı ile beraber öldürüldü. Ve İmro Teşkilatı'nın, o zamanın PKK'sının, o zamanın PYD'sinin, o zaman da İMRO'ymuş, İMRO, Makedonya'nın Kurtuluş Ordusu. Efendim, içinden bir lider doğdu. Bu liderin doğması, Boris Safarov'un yardımcısı, Garbanov öldürülünce bir lider doğdu. Demek ki bir terörist bir teröristi öldürür ki kendisi lider ola. Veya istediği adam lider ola. Efendim, şimdi devam edelim. Biraz daha herhalde vaktim var, öyle görüyorum. New Zealand Herald Volume
Radyosu ise 1908-17 Eylül'ünde, yani Aralık 1907'den 1908 Eylül'ünde, demek ki 10 ay sonraki bir haberinde. Yeni Zelanda'daki radyo efendim, haritada ben şimdi bir parmağımla göstererek yerini bulamam. Kaç kişi bulur onu da bilemiyorum. Nihayet bir terörist çıktı da orada Müslümanları böyle cuma namazındayken şehit etme cinayetlerini işledi. O zaman Yeni Zelanda'da Allah Allah ya, Anzaklar falan filan, işte al sana Anzak. Adamın silahının üzerinde zulüm 1453'te başladı yazıyor. Ne? Gezi'de de böyle söylediler diyorsun. Tabii onların kebabını veren adam da efendim onlara çadır kurup da daha başka ihtiyaçlarını da görme hainliğini yapan adam da içeride olunca bizdekiler hop hop hopluyorlar ya, şu adamı bırakın. Masum bu adam, melek gibi adam ya, melek gibi uçtu gitti diyorlar. Sandaniski, Makedon çeteci, ama Makedon çetecileri bu çok can yakıcı, insanları gözünü kırpmadan öldüren, hiç kendinden başkasını tanımayan çok dehşet bir adam, vahşi bir adam diye Makedonlar kendi çetelerinde bunu tutmadılar, Sandaniski'yi. Bulgarlarla beraber iş tuttu Sandaniski. Hakikaten Makedon çeteleri gayet sert insanlardı, acımasızdı. Bu onlar için daha acımasızdı. Ötekileri yumuşak davranıyorlar diye protesto için o tarafa gitti ve harekat ordusunun başında Bulgaristan'dan gelen o Bulgar çetecilerinin başı Sandaniski'ydi. Enver Paşa ile gelip Harbiye'deki Taksim kışlasını basan adam Sandaniski. Daha 1911'e ne kadar var bakın. 3 sene var. 3 sene önce Sandaniski ve yardımcısı Panitsa bu cinayetlerde suçsuzdur diyorlar. Adam o kadar cani ki bir yerde bir karınca ezilse bu da Sandaniski yaptı diyorlar gibi. Hiç araştırmadan rahat söyleyebiliyorsunuz. %95 tutturursunuz. Hani aşıların tesirini yazıyorlar ya, %94, %98 falan diye. Sandaniski'de de böyle. Böyle vahşi bir adam Enver Paşa'nın yanında Yıldız Sarayı'nın soygununa da gitti. Ve Abdülhamit Han'ın ağası, efendim Darüssade ağası, şimdi adı aklıma gelmedi, çok muhterem bir adamcağız. Onu, Abdülhamit Han'ı sürgünden kurtarmayı düşünüyor diye. İttihat Terakkiciler düşünceyi suç sayıyorlardı. Şimdiki devam edenlerine, o yolda devam edenlere ilan olunur. Düşünce suçu nasıl oluyormuş? Adamı öldürdüler, mahkeme ettiler, öldürdüler. Cevhera. Ve onu sıkıştırarak 50 bin liralık kendinin şahsi parasının yerine öğrendiler. O 50 bini Enver Paşa böyle tepsi içerisinde Sandaniski'ye ikram etti. Abdülhamit Han'ın tertemiz alın teriyle kendinin kazandığı para. Enver Paşa Müslüman, Osmanlı ordusunun bir binbaşısı, o zaman efendim daha yarbay bile olmamış. Sonra kendini yarbay paşa dedi. Paşa oldum tamam. Sandaniski kendi gizli polisi ve posta servisiyle
Sandanski'nin kendi istihbarat polisi var. Teşkilat yani, polisi derken bir polis falan değil. Posta servisi var, haberlerini ulaştırmak için bir ekip, gizli örgüt ve mafya lideri. Hükümet Sandanski'ye çıkar sağlamakla suçlanıyor. Bu radyo haber efendim. Yeni Zelanda'daki bir radyonun 1908 Eylül'ündeki haberi. Amerika, hani diyorlar ya şimdi bazı konuşmacılar nereye falan diye, böyle köy ağzı ağızlarına da yakışmıyor. Bilemez onlar. Onu tabii iyi niyetle söylemedikleri için de hakikaten Allah-u Teala ağzına yakıştırmıyor. Nevi Zeland neresi? Osmanlı'nın Makedonya'sı neresi? Britanya neresi? Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Amerika'daki kıtadaki o kıta ülkesi neresi? Ve 1908 darbesiyle gelen hükümet. Şimdi 1908 darbesiyle gelen hükümet nasıl bir darbe? Karışık bir darbe. 1908 darbesi karışık bir darbe. Manastır'da, Selanik'te, Osmanlı'da başka şehir, Anadolu'da falan yok, Avrupa'da yok, Sofya falan değil, ne hikmetse. İki şehirde postanelerin önünde yüzlerce halk ellerinde telgraf dilekçeler, padişaha meşrutiyeti ilan et isteğinde bulunuyorlar. Allah Allah, ne kadar demokrasi varmış orada efendim. Hani Kızıl Sultan diyordunuz ya, hafiyeler var diyordunuz, insanların yatak odasını dinliyor diyordunuz. Selanik ile İstanbul'un arası ne ki, tren yolu da var. Telgraf hattı evvela Selanik'e yapıldı. Demir yolu evvela Selanik'e geldi. Abdülhamit Han, Abdülaziz Han zamanında. Efendim sonra Abdülhamit Han zamanında da posta, telgraf falan filan geliştirildi. Abdülmecit Han zamanında başlayıp böyle üç padişah zamanında gitti. Aradaki 5. Murat zamanı zaten 75 günlük bir şeydi. Tarih bile bazen bunları kayıt da göstermiyor. Evet, Selanik'te, Manastır'da binlerce insanın telgrafı gelince Abdülhamid Han anladı ki istihbaratıyla da bunu benim vatandaşlarım, hem padişahım hem İslam halifesiyim. Bu telgrafı gönderenler de Müslümanlar. Bunların bağlılığını istismar ederek bu insanları tehditle o bağlılıktan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Bunlara zulmederler. Eğer ben şimdi peki demezsem bunlar daha büyük ölümlere, kıtallere girişirler diye tuttu, ikinci meşrutiyeti ilan etti. Aslında meşrutiyetin ikinciliği, üçüncülüğü çok tartışılır da tarihçiler bunu, yani bir Tanzimat Fermanı meşrutiyet değil mi yani? Padişahın idaresine şart koşmak, meşrutiyet bu. Tanzimat da olmadı mı? Kıymetli dinleyenim, reklam aramızda biraz geçtik. İnşallah ikinci bölümde buluşmak üzere, küçük bir aramız var. Evet kıymetli dinleyenlerim, TGRT FM radyomuzun haftalık tarih sohbetini dinliyorsunuz ve ikinci yani son bölümümüzdeyiz. Şimdi Sandanski'ye çıkar sağlıyor kim? Osmanlı hükümeti. Ya onun için
telgraflarla. Abdülhamit Han da bundan suçlanıyor. Sandınız ki menfaat sağladınız. Allah Teala'nın hikmet efendim, takdir ilahi. Böyle suçlayan insanlar Sandanski'nin önüne düşüp Taksim kışlasındaki 3 alay askeri 200 koğuş dolusuydu efendim. 200 koğuş dolusu. Askeri bütün koğuşlarına soktular. Bir koğuşu çıkarıyorlardı. Avluda kurşuna diziyorlar. Ölülerini oradaki büyük mezarlık denilen bugünkü Hilton'un olduğu yerle aşağıdaki park olan kısımlara doğru yerler büyük mezarlık denirdi. Oradaki Ermeni mezarlığına yaralı hasta arkadaşlarınca taşıtıldı ölüleri. Ermeni ölülerinin arasına toplu çukurlara gömüldüler. Sandanski ile Enver Paşa'nın ortaklığı ve hükümet güya Abdülhamit Han Sandanski'ye ne yapmış? Menfaat sağlamış. Siz diyeceksiniz ki ya biz bu programı dinliyoruz ama yani şu andaki çeşitli söylentiler, sosyal medyadan çeşitli kışkırtmalar, bunları delil olarak alıp gelip devleti idare etmeye aday olduklarını söyleyen bazı velveleciler de bunu söylüyorlar falan diyeceksiniz. Onu ben söylemiyorum, siz söylüyorsunuz. Ben söylemiyorum. Benziyor, ha benziyor, doğru, bak ben ona katılırım. Sandanski'nin gizli örgütü İtalya merkezli. Yani Garibaldi de İtalya merkezli. Garibaldi'nin de teşvik ettiği bir adam. Bulup çıkardığı bir adam. İşte bu bunu yapar. Şimdi de bilmem ne general filan diye böyle terör örgütlerinden birinden bir adamı hani general ilan ediyor ya Amerika, ondan Amerikalı bir yarbay, boylu postlu bir yarbayın sık sık haberlerde resimleri görüyor yerden kırarken, hay hay efendim diye gülücükler atarken. Aynı mı? Tıpkının aynısı, aynının tıpkısı. Ne derseniz deyin. İtalya merkezli, Amerika destekliydi. Demek ki Amerika en az 100 yıldır, bak bu radyo haberleriyle beraber, bunlar resmi yayınlanmış belgeler efendim. Evet evet, o zamanın gazetelerinden, radyolarından resmen derlenmiş şeyler. O zamandan beri Amerika Orta Doğu'yu alamamış, hep eline yüzüne bulaştırmış. Onun için boşa mı gittiler Suudilerin böyle kılıç dansına, Trump o yaşına, o başına, o kılıç dansının ritmini bilmemeden dolayı olan böyle hani baston yutmuş gibi derler ya adama, baston yutmuş gibi bir kılıca doğru sallanışı vardı. Onlara da yaptılar. Azıcık silah satacağım diye. Şimdi de teröristlere silah veriyorlar. Bedava mı? Niye bedava versinler efendim? Niye? Verir mi? Verir mi? Hayır. Vermiyorlar. Çatır çatır orada menfaat alıyorlar. Hiç. Güya destekliyor. Destek değil. Kendi mamasının peşinde Amerika. Ondan sonra da her sene bir rapor yayınlar. Dünyada teröristlerle işbirliği yapan devletler. E peki bu listede Amerika niye yok? Canım zaten bu mahallede iki yiğit var. Birisi sen, birisi de bilirsen diyor Amerika. Ha benim diyor ya. Ama ben yazmama lüzum yok diyor. Çünkü bunu herkes biliyor. Halbuki ben birilerini suçlamam lazım. Onun için yazıyorum diyor. Sandanski'nin ve Panitza'nın beraatı için mühim bir haber var.
cinayeti araştırmak için Enver Bey hükümetçe görevlendirilmiş. Enver Bey 1908'de meşrutiyet ilan edildiğinde niye görevlendirilsin ki? Ha işte bu kıymetli dinleyenlerim, yani bazı işgüzar emekliler, beni de onlardan sayın canım. Yani işgüzarlık olarak diyorum, haşa onların yaptığını yapanları hiçbir zaman tasvip etmedim ömrüm boyunca. Ben çünkü devletteki resmi görevim hep ihtilaller sırtımdan geçti. Yani bir adam ihtilallerden ancak bu kadar ders alabilir. O dersi almasaydım belki ben de şimdi başka türlü düşünürdüm. Şimdi benim diğer tarafımdaki vidanın diğer tarafı tamamıyla kurşun akıtılmış durumda. İnşallah kabre kadar da öyle gideriz. Sandanski'nin ve Panitsa'nın beraati için Enver Bey bu cinayeti araştırıyor diyor. Evet. Enver Bey'in yazdığı raporla Sandanski ve Panitsa beraat etmiş. Yani ta İttihat Terakki'nin başına geçmesinden üçlü geçmedi de başına. Üç kişi idare etti ki ben yapmadım, o ikisi yaptı desinler diye. Bir de teröristlerin bu özelliği vardır. Ben yapmadım, o ikisi yaptı. Birine daha sorsam ben yapmadım, öteki ikisi yaptı. Dolayısıyla suçu yükleyecekleri bir adam var. Tek başlarına sözlerinin geçmesini isterler. Birinci Dünya Harbi'ne Osmanlı'yı tek başına Enver Paşa Çanakkale Boğazları Alman zırhlarını müsaade edip geçirerek tek başına yekeyek. Sonra da geldi hükümete, gözünüz aydın arkadaşlar, bir oğlumuz oldu dedi. Allah Allah, yani Enver Paşa'nın evet oğlu olabilir bu yaşta ama hayırdır inşallah böyle sıkışık zamanda, dedi, iki Alman zırhlısını Marmara'ya alma izni verdim. Sadrazam dahil hepsi donup kaldılar. Elektrikler gitti sanki. Tabii ihtilalci bu demek işte efendim. Kendi kirletir, başkalarının da temizlemesini ister. Temizlemeyenleri de kendi temizler. Ben yapacağım, siz temizleyeceksiniz. Temizlemiyorum, sen yaptın, sen temizle. O zaman ben seni temizlerim diyor. Darbeci bu demek, ihtilalci bu demek. Demokrasi, demokrasi derken nice demokrasi lafını ağızdan düşürmeyenlerin nasıl böyle ihtilal aşkıyla yanıp tutuştuğunu görüyoruz. Külleri savruluyor. Onların küllerinden dolayı kum fırtınaları oluyor memlekette. Evet. Başka bir radyo haberi daha. Yine 17 Eylül 1908 Sandanski ve Panitsa için Türk denir. Makedon bazen de Türk denir. Makedonlar kabul etmiyor ki Sandanski'yi. Onun için Bulgar komiteci diyorlar. Evet, Bulgaristan'daki komitelerin birinin başında ama kendi Makedon. Makedon komitecilerin içinde tamamen böyle inatsız ve zalim bir adam. Avrupalılar Osmanlılara Türk derlerdi. Bu ırkın adı değil. Osmanlı'nın Balkan toprağında yaşayan insanlara Avrupalı Türkler, Avrupalı Osmanlı derlerdi evvela. Sonra Avrupalı Türkler demeye başladılar. Yani birincisinde yani Avrupalı Osmanlı sözü Avrupa'daki Osmanlılar belki denirdi. Haberde bir hatalar var. Tabii adamlar ta nereden yazıyorlar bu haberi? Gazete
ya haber geçen, radyoya haber geçen adam da ne kadar bunları biliyor? Mecburen böyle kaba saba şeyler de yazılmış olacaktır diye düşünüyorum. Bunlar Avrupalı Türkler kimlermiş efendim? Hristiyanlar var mı? Var. Çok. Çok. Kimsenin sırtına namluyu dayayıp da kelime-i şehadet getir demedi Osmanlı. 500 sene bu lafı hiç etmedi, 600 sene. İdare ettiği gayrimüslim olan tebaasından kim varsa, hangi dinden veya dinsiz ise dahi. Evet. Hristiyanlar, Yahudiler, Bulgarlar, Makedonlar, Arnavutlar. Şimdi Arnavutlar deyince Arnavutları gayrimüslim olarak söyleyemem. Arnavutluk'ta 50'ye yakın beylik vardı. Osmanlı idaresine kadar. Bunlar suyu sert olan, savaşçı, zaten coğrafyasının şartları da çok sert olan, meşakkatli bir coğrafyada yaşıyorlar. Topraklar tamamıyla çoğu, yani öyle geniş geniş ovalar fazla bulunmaz. Taşlık yerler. İşte ancak bazı ufak tefek taşlık arazide biten, otlardan başka nebatatı olmayan bir yer. Denizden belki birazcık kazanıyorlar. Böyle bu insanlardan, bu beyliklerden iki tanesi hemen İslam'ı kabul ettiler. Osmanlı onlarla hiç harp etmedi, haber gönderdiler, biz Müslümanız dediler, Müslüman olduk. Ötekiler de Müslüman olduk demeye başlayınca oradaki fanatik Hristiyan, Ortodoks ve Katolikler. Biz dediler, Papa'nın da yardımını umarak, biz bir Müslümanın idaresinde yaşayamayız. Yaşayın ya, Müslüman size yaşamayın demiyor ki. Ama bu onların din gayretine dokundu demek ki. Efendim, bir kısmı İtalya'ya gitti. Garibaldi onlardan birinin sülalesinden işte. Babası lider bir Katolik'ti. Ve tekrar dedesinin vatanını kurtarmak için Garibaldi dünya teröristi oldu. Güney Amerika'da dahi kiralık çete grubu kurdu. Wagner, Wagner diyoruz ya şimdi Libya'da. Al sana Wagner işte. Bir Arnavut kökenli Garibaldi kalkıyor gidiyor Kuzey Amerika'da, Bolivya, Uruguay işte oralarda çete grubu kuruyor. Belli bir para karşılığında. Onları yönetiyor. Başarıya gidiyor. Böyle bir adam. Adamın manevi önünde bir freni yok ki. Frensiz gidiyor. Önüne ağaç geldi, vuruyor. Bana ne, durmasaydı orada ağaç diyor. Ya iyi ama kardeşim, yok diyor kardeşim. Dağ vuruyor. Ben bu dağı istemem. Bir günde onu vuruyorlar tabii. Arnavutlar, İslam'ı kabul edenler, İslami idareyi kabul edenler ve Müslümanlığı kabul edenler, İslam'a geçenler çoğunluk haline geldi. Böylece de Osmanlı'yla 250 sene harpsız, darpsız hep Osmanlı'nın yanında, İskender Bey zamanı da dahil hep yer aldılar. Sonrasında da devam ettiler. Zaman zaman onların içerisinden de İskender Bey gibi bazı hani içi yeşil kalmış olan
ile kırmızı kalmış olan karpuzu kırmızı olgunlaşmışını bilemezsiniz ya. İçinin rengi başka, dışının rengi başka. Efendim, içi de kabak olan kimseler olduğu gibi tersi de olmuştur. Dolayısıyla işte Garibaldi bu öcü almak için Arnavutları değil, Makedonları kullandı. Şimdiki teröristler ne yapıyorlar? Meşhur olan terörist örgütleri ne yapıyorlar? Davaları doğudaki Ermeni devletini kurmak olan kişiler, efendim biz işte burada büyük bir Kürdistan devleti kuracağız diyerek ortaya çıkıyorlar. Kime çalışıyorlar? Farkına varmıyorlar belki de. Belki de idareciler artık bu işi tamamıyla biliyorlar. Onlar ufacık bir yerden bir şey yapsalar, başarır diye böyle bir ışık görseler, hemen Hortum'u getirecekler, Ermenistan'a bağlayacaklar. %100. Ama bugün Ermenistan onları istemiyor. Peki onlar hangi Ermenilerin? Diaspora Ermenileri onları kullanıyor. Nasıl olsa ölen Ermeni değil. Ölen Diyarbakır'ın Kürt'ü. Öldüren işte o bölgenin Kürt ailesinden birisi. Davanız da Kürtlere özgürlük. Babam ikiniz de ölüyorsunuz ya. Bir uyanın ya Allah aşkına ya. Bir uyanın ya, şöyle bir silkinin ya. Çıkın ortaya, deyin ki ya bu böyle olmaz. Biz kendi ayağımıza sıkıyoruz. Biri demiyor bunlara benim. Dedirmiyorlar. Ondan sonra çıkıyor. Bakıyorsunuz bir milletvekili. Efendim burada işte Ermenilerin kültürü var. Anadolu'da bilmem filan kültürü var, filan kültürü var, filan kültürü var. Çıkar çıkar diliğin altındaki baklayı çıkar söyle. Do 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 diyorsun da yani dudağın böyle kıpırdıyor, domates diyeceksen söyle domatesi. Domates de do do deyip kalma. Kıymetli dinleyenlerim, bu Osmanlı'nın gizlice işgali meselesini lütfen gençlerimiz araştırsınlar. Ben bu sohbetlerde bu konuyu biraz daha işlemek istiyorum. Uyanmamız lazım. Türkiye bugün el açan ülke değil, el açandan hiçbir menfaat beklemeden yardıma koşan bir ülkedir. Allah-u Teala onun işini rast getirir. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim. Tarih sohbeti.